Hiçbir musibeti Allah bir taş yuvarlandı da tesadüfen kuluna çarptı diye göndermiyor. Her musibetin, her belanın, sıkıntının, başımıza gelen uluslararası sıkıntının, kafirlerden çektiklerimizin, ailemizdeki sıkıntılarımızın, iş yerimizdeki sıkıntılarımızın, sokakta karşılaştıklarımızın, gözümüzü açınca gördüğümüzün, kulağımıza gel, her şeyin Allah'ın planı sonucu olduğunu biliyoruz biz. İman ediyoruz. Dolayısıyla kardeşler biz biliriz ki Rabbimiz bizi imtihan edecek. Daha çok pişirecek. Ben artırdıkça sevgimi o da artıracak. Ben seni çok seveyim ama sen beni az sev diyeceksin Allah'a. Ben seni sınırsız seviyorum Rabbim dedikçe sen ve bunu ispat ettikçe Allah da seni çok sevecek. Çok sevdikçe de yabancıya bırakmak istemeyecek seni. Var mı bir diyeceğin? Sen nasıl sevdiğini kimseyle paylaşmak istemiyorsan, Allah da öyle istiyor. Seni kimseyle paylaşmak istemiyor. Başka bir hadiste buyuruyor ki Allah, Kutsi hadis-i şerifte, şaşarım ben diyor şaşarım demek niye böyle oluyor demek yoksa Allah bir şeye şaşmaz. Ben kulumu özler dururum. Kulum ölmek istemez diyor. Demek ki Allah seni paylaşmak istemiyor. Hani sevdim diyorsun ya. Hani Hacerü'l-Esved'i görünce cennetten çıktı diye yalamak istemiştin ya o taşı. Hani Allah denince gözün yaşarıyordu ya. Hani Kur'an'ı öpmekten doyamıyorsun ya Rabbimin kitabı diye. E seviyorum diyorsun. E sevgi tek taraflı olmaz ki. Allah da seni sevmek istiyor. Sevdiği için de seni komşularınla da paylaşmak istemiyor. Ağabeyinle, ablanla da paylaşmak istemiyor Allah. Bana kal diyor. Gel cemalime gel diyor.